Günaydın. Hepinize pazarlar. Kalça eklemi önemli bir eklem. Sağlamlığı çok önemli. Diğer eklemlere göre daha hareketli. Öne, arkaya, rotasyon hareketlerine veya içe veya dışa döndürmede diğer eklemlerden daha hareketli bir eklem. İşte bu yüzden de kalça eklemi yaralanmaları sık görünüyor. Bir bakıyorsunuz ki kalça eklemi gittiğinizde hareketleri bozulmuş ve gittiğiniz hekim size kalça ekleminin kireçlendiğinden bahsediyor. İşte bu noktaya gelmeden önce mutlaka sizin eğer şikayetiniz varsa erken dönemde başvurmanız lazım. Erken dönemde başvurduğunuzda özellikle kalça eklemindeki yumuşak dokularda menisküs benzeri labrum denen kalçanın sağlamlığı oluşturan yapının yırtıklarında veya kemikte oluşmuş bazı fazlalıklarda işte kalça artroskopisi yapıyoruz. Kıkırdaklar da bozulmaya başladıysa İşte o zaman biraz problemler oluyor. Son dönemlerde dünyada kalça eklemi kıkırdak problemlerinde değişik tedavi metotları kullanılmaya başlandı. Özellikle kalça ekleminin kıkırdak sorunlarında yeni geliştirilmiş kök hücre uygulamaları, sıvı jel otolog kondros implantasyon uygulamaları, kişinin kendi kıkırdağını alıp çoğaltılıp jel halinde kalça ekleminde özellikle açık olan noktalara verildiği veya enjeksiyonla kıkırdağın açık olan yerlere yerleştirildiği durumlar, tedaviler artık popüler. Bizim yaptığımız olgularda mutlaka kalça ekleminin iyi bir fizik muayenesi gerekiyor. Bundan sonra iyi bir radyolojik değerlendirmeden sonra kalçada olan problemi iyi tanımamız gerekiyor. Bazen biz kalça artroskopisi yapıyoruz. Kalça artroskopisine bazen traksiyon dediğimiz eklemi genişleterek bazen traksiyon yapmadan sadece eklemi genişletmeden eklemi daha perifer kısmını yani dış kısmını gözlemlediğimiz artroskopileri yapabiliyoruz. İşte bu olgularda kalça ekleminde yırtık olan yapıları tamir edip kıkırdağda tedavi etme şansımız oluyor. Özellikle kıkırdakta problem olduğunda bazen kalça artroskopisiyle kıkırdak tedavisi yapıyoruz. Kök hücre enjeksiyonları biraz evvel bahsettiğim tedavileri uyguluyoruz. Bazen de kalça eklemini artroskopi yapmaksızın enjeksiyonla kök hücre uygulamaları yapıyoruz. Kök hücre uygulamalarında özellikle kapsüle hücrelerin ekleme enjeksiyonla yönlendirilip bu eklemde oluşturulduğu yaygın iyileşme ve bu bölgedeki yangının azaltılması, iyileşmenin hızlandırılması gibi etkilerini görüyoruz. Fakat her olguda olduğu gibi, her zaman söylediğim gibi erken dönemde müdahale çok önemli. O yüzden kalça ağrınız varsa lütfen işin uzmanına danışın ve geri dönüşümsüz problem olmadan mutlaka tedavinize olun. Hepinize iyi pazarlar, kolaylıklar.